Belli. Beş tane zayıflatıcı bitki var. Belli başlı. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen birinci bitki konca. Konca. Bu efendim, soğan, unutmuyoruz. Konca. Bir lale, soğangillerden. Bal kabağı büyüklüğünde bir soğanı var. Büyük böyle. Büyük bir büyüklüğü. Bunu Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde kabuğunu soyuyorlar, rendeliyorlar. Aynı nasıl bizde mantı makarna yapılır. Spagetti gibi doğruyorlar. Spagettisini yapıp yiyorlar. Yani biz hepsi hiçbir yan etkisi yok. Ne işe yarıyor? Bunun ilim adamları fabrikalarda işte çalışmışlar. Klinik araştırması yapmışlar. Zayıflatıcı olduğunu belgelemişler. Çünkü bunun birleşiminde %60'lara varan oranda glukomanan içerir. Glukomanan nedir? Bir polizaharit. Bir gram glukomanan bir bardak dolusu. Bu biraz fazla bir bardaktan da. İşte bir su bardağı dolusu suyu emer. Glukomanan. Polizaharit. Emerse ne olur? Midede ve bağırsaklarda puding gibi, jelibon gibi böyle yumuşak, kaygan bir madde meydana gelir. Bütün bağırsakları mideyi sarar. Böylece kişiye doymuşluk hissi verir. Bir, açlık hissi uyanmaz. İki, bağırsakları böyle kapadığı için streç folye gibi glikoz emilimini engeller. Böylece kişide açlık duygusu uyanmaz. Peki ama nasıl enerjisini kişi neyle karşılayacak? Depolanan yağları eriterek. Vücutta yağları, mevcut bulunan yağları eriterek. Yağları, evet, glikoz yoksa ne, nasıl çalışacak bu motor, bu araba? Yani arabanız neyle çalışır? Benzinle çalışır veya LPG ile, gazla çalışır. İnsan vücudu da yağ ile çalışır, şekerle çalışır. Şeker yoksa şekeri alışkındır. Önce şekeri kullanmak kolay olduğu için bünyemiz şeker varsa şekeri harcar, glikoz. Şeker yoksa yağı şekere dönüştürür. Peki hocam, yan etkisi var mıdır? Şimdi kullanmak isteyen izleyicilerimiz mutlaka olacak. Yan etkisi var mı? Konca binlerce yıldır Japonya, Çin, Kore, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde bilinen, salatası yemeğe yapılan bir bitki. Yani yeni bir şey değil, yeni bir buluş yani değil. Yani herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bunun hakkında yapılan klinik araştırması yeni. Zayıflatıcı olduğu yeni belgelenmiştir. Fakat halk arasında Güneydoğu Asya'da sebze olarak yenen bir bitki. Hiçbir yan etkisi yok. Olsa yenmez. Mutlaka. İkinci zayıflatıcı bitki ise turunçgiller zayıflatır. Meyve zayıflatmaz ama meyvenin turunçgiller olan türü zayıflatır. Çünkü turunçgillerde sitrik asit var. Bu mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklindeki garsinya limondan 10 kat daha fazla hidroksi sitrik asit içerir. Yani limondaki asitten biraz daha farklı ve daha etkili bir asit. Asit deyince tehlikeli bir şey değil. Elmada malik asit var. Limonda limon asit, sitrik asit var. Bu meyve asidi, zararlı bir şey değil. Asit deyince bazıları kimyasal asit zannediyor. Öyle değil. Faydalı yani, zararlı. Garsinya'nın birleşimindeki bu hidroksi sitrik asit ne yapıyor? Şekerin yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim salgılar bünyemiz. Buna asetil koenzim denir. Bu enzimin salgılanmasını frenliyor. Böylece şeker yağ dönüşmüyor. O zaman kişi karbonhidrat içeren bir şey yediğinde, hamurlu tatlı, meyve vesaire vesaire, bunlar yağ dönüşüp depolanmıyor. Mevcut harcanıyor. Harcanınca ne olur? Depoda bir şey kalmazsa yağlar harcanıyor. Haliyle depodakiler gittikçe de insan zayıflıyor. Kişi neyse, yavaş yavaş zayıflıyor. Biz de bir deneyeceğiz efendim inşallah. Buradan da sözünü vermiş olalım izleyicilerimize zaten. Bir ay falan herhalde. Garsinya ve konca klinik araştırması yapılmış. Belgelenmiş. Garsinya Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da klinik araştırmalarda etkisi belgelenmiş. Konca ise yine Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Belgelenmiş. Belge var, bilgi var. Yani bana ait bir şey değil. Ezbere konuşuyoruz. Ezber yok.